Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Bugün çok güzel bir kitabı ve çok güzel bir konuyu ele alacağız. Hem konuğumuzu bekliyoruz hem katılımcılarımızı bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Sizin de güzel selamlarınızı alıyoruz bu arada. Merhabalar. İyi akşamlar. Bugünlerde pandemi sürecinde hepimiz biraz gurbetçi, biraz mülteciyiz. Biz de çok kıymet verdiğimiz bir kitabı sizlerle konuşmak istedik. Gökhan Bey'i bekliyoruz şimdi. Kitabımız 11. Peron. Almanya'ya ilk giden İşçilerin Merhaba. Hikayesi. Merhaba Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz bana çok güzel geliyor. İnşallah arkadaşlarımızın da güzel geliyordur. Bizi evet, çok mutlu ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Hem nazik bir şekilde davetimizi kabul ettiğiniz için hem de 6. okuryazar buluşmamızda bizimle buluştuğunuz için. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Öğrenci arkadaşlarımızla, diğer katılımcı arkadaşlarla birlikte olmaktan güzel bir program geçeceğini umut ediyorum. Şimdiden davetiniz için de daha bu program başlamadan teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok sağ olun. Bugünlerde hepimiz gurbette sayılıyoruz. Hem evimizde hem gurbette gibi. Biz de kitabı özellikle seçtik. Zaten öncesinde de hem 3 dilde çıkan hem Hal dergimizde incelemiştik. Hem Haftanın Kitabı kitabında önermiştik. Kitabınızı çok severek okuduk Anadolu Öğrenci Birliği olarak. Bugünlerde de hep birlikte konuşmak isteriz. Göçmenliği, memleketi, sılayı, gurbeti. Çünkü hiç gündemden düşmemesi gereken konular aslında. Evet, yani bizim topraklarımızda göç, göçmenlik, gurbet bu konular öyle soğuyan, arası açılan konular değil. Her zaman gündemimizde olan, güncel, mahallede, şehirde, toplumsal hayatımızda, komşularımızda, kendi ailemizin içerisinde hemen her gün yaşadığımız, bildiğimiz gündemimizden düşmeyen konular. Bu akşam da konuşacak olmaktan çok mutluyum doğrusu. Pandemi süreci evet biraz bizi gurbet, ev, dışarısı, içerisi, yakın, uzak gibi kavramları belki yeniden sorgulamamıza neden oldu. Belki onunla ilgili de konuşuruz. Gurbetle, göçle, göçmenlikle bağlamaya çalışırız. Sorular geldikçe de cevaplamaktan mutlu olurum. İnşallah. Ben de çok heyecanlıyım. Hem ilk yayınım hem de sizinle yaptığım için de heyecanlıyım. Şimdi şöyle biraz başlayalım. Arkadaşlarımız tamam. Da hızla katılmaya devam ediyorlar. Gökhan Duman'ı 1983 yılında Tokat'ta doğmuş olarak biliyoruz. Göç çalışmaları yaptığınızı biliyoruz. Göç kalanlar ve 11. Peron kitaplarınızı biliyoruz. Peki Gökhan Duman kimdir? Yani neden göç çalışıyor? Neden göçmenleri, gurbetçileri ilgileniyor. Buradan evet. Başlayabiliriz. Evet, tabii kitaplarda ya da kamuyla dışarıya paylaştığımız, toplumla paylaştığımız hepimizin birer kimliği var. Kimimiz öğrenciyiz, kimimiz işçiyiz, memuruz, işvereniz. Tabii insanın kendini nasıl hissettiği aslında biraz da önemlidir. Yani insan kendini nasıl görüyorsa, nasıl hissediyorsa biraz da odur. Onu anlatabiliyorsa, dışarıya onu yansıtabiliyorsa gerçek kimliğini de yansıtıyor demektir. Ben her şeyden önce kendi hissiyatımda iki kız babası olarak kendimi tanımlarım her zaman. 9 yaşında ve 2,5 yaşında iki tane kızım var. Hayata karşı, çok sağ olun, teşekkür ederim. Hayata karşı duruşum, sorumluluklarım her şeyden önce onların üzerinden şekilleniyor. Kendimi de onlara göre ayarlıyorum ve hiç bundan da gocunmuyorum doğrusu. Onların saatleri, onların okulları, dersleri, yatmaları, uyumaları hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Bundan da hiç şikayetçi değilim. Yani her şeyden önce bir kız babası olarak tanımlıyorum. Öte yandan tabii bu akşam burada
bulunma sebebim dolayısıyla göç ve göçmenlik üzerinden de biraz anlatmak isterim. Aslında bizim topraklarımızda yaşayan birine neden göç çalışıyorsun diye ya da neden göçmenliğe ilgi duyuyorsun diye sormak belki lüks kaçabilir yani. Ama tabii kimisi fazla ilgilenebilir, kimisi çok ilgilenebilir, kimisi akademik olarak bakabilir, kimisi sadece bir duygu bağ üzerinden bu ilişkiyi tanımlayabilir. Ben bu çevrede hep bulundum. Yani bir şekilde göçmenlik etrafında bulunduğum, yetiştiğim topraklarda, şehirde, mahallede hep etrafımda döndü dolaştı. Kendim doğrudan bir göçmen çocuğu değilim. Ailemin içerisinde ama birinci derece yakınlarımda, komşumda, dostlarımda hep böyle bir çevrenin içinde bulundum ama asıl bu işe merak sarmam, üniversiteyle birlikte yani bir yüksek lisans dersinde seçmeli bir ders vardı diaspora üzerine. Dünyadaki bütün diasporaların karşılaştırmalı analizi yapılıyordu. Burada da birçok üniversite öğrencisi var şu anda bizleri dinleyen. Belki bu derse ya da buna yakın dersleri alanlar da vardır. Tabii şimdi biraz bu derslerin içeriği değişti ama benim bahsettiğim sene 2007-2009'dan bahsediyorum yani. O zaman üniversitelerde diaspora literatürü zaten çok kısıtlıydı da olanın içinde de bizim yurt dışındaki Türk diasporamızla ilgili çok fazla konu yoktu doğrusu. Yani Çin diasporası, Hint diasporası, işte İsrail diasporası, diğer diasporalar incelenirdi ama bir türlü aslında uluslararası anlaşmalarla emek iş gücü olarak sayılan Türk iş gücünü bir türlü sene sonuna gelsek bile işleyemezdik yani. Biraz da eleştirel bir yaklaşımla arkadaşlarımızla tartışırdık hocalarımızla. Yani neden diaspora çalışmaları Türkiye'de bu kadar zayıf, sadece popüler kültür üzerinden ele almışız. Emek göçü denildiğinde dünyanın birçok akademik çalışmasında, literatüründe illaki Türk iş gücünden ve Almanya'daki Türklerden bahsedilir. Yani bugün sadece Almanya'da 3-3,5 milyon insanımız varken bundan bahsetmemek zaten abesle iştigal olur ama biz maalesef akademiye çok geç sokabildik. Çok şimdi kıymetli, değerli çalışmalar var doğrusu. Diaspora Araştırma Merkezi var bir üniversitemizde, belki biliyorsunuzdur. Sakarya'da. Yine başkaca bölümlerde açılmaya başlandı. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu artan ilgiden memnunum. Kavram bile daha 5 yıl, 10 yıl öncesinde kullanırken çekindiğimiz bir kavramdı. Çünkü hep Yahudi ve Ermeni diasporası üzerinden bir Türkiye'de kavramı, algılama şeklimiz olduğu için kullanırken acaba işte Türkler diaspora mıdır, Türklere diaspora demek ne kadar doğru gibi tartışmalar vardı ama şimdi bakıyorsunuz medyada, akademide, siyasette, kamu kurumlarında, bürokraside, günlük hayatımızda bile artık kullanmaya başladık. Bu işte bir dönüşümün ve değişimin sonucu. Belki daha çok yol kat edeceğiz bununla ilgili. Dolayısıyla biz belki hani tırnak içerisinde bu derde erken düşenlerden olmuşuz olabilir. Akademik kısmı bu. Öte yandan göçmenlikle ilgili hikayeleri hep kişisel olarak hep çok sevdim. Yani dinlemekten, bunu yaşayan insanlarla oturup konuşmaktan, deşelemekten, soru üstüne soru sormaktan, onları bıktırmaktan. Yani kişisel olarak hani böyle yaratılmışım. Çok seviyorum insanların dinlemeyi, hikayelerini, kendim anlatmayı da çok severim. Kişisel olarak da bu şekilde belki beslemiştir açıkçası. Ve nostaljiye yani siyah beyaza, tozlu raflara, sandıklarda kalanlara, eskiye yönelik ilgi duyan arkadaşlarla bir araya gelince de Diaspora Türk Projesi ortaya çıktı. Yani proje demek ne kadar doğru bilmiyorum ama gönüllülük üzerinden yürüyen bir sosyal medya topluluğu olarak başladı ama bugün işte yayınlarımız var, yurt içinde, yurt dışında sergiler açıyoruz. Hala Londra'da açık bir sergimiz bile var şu anda. Söyleşiler, konferanslar derken yani bu alana gönül verenlerin sadece bize bir mail ya da sosyal medya hesaplarımızdan, DM'den bize ulaşarak hemen aynı gün katılabileceği bir gönüllü topluluk yarattık. İsteyen girebiliyor, isteyen çıkabiliyor. Hiçbir yükümlülüğümüz yok. Resmi bir şey değiliz. Tamamen gönüllülük üzerine yürüyor. Aslında tam da göçün ruhuna uygun bir şekilde. Adım atarsınız, başlarsınız, sonra başkaca meşguliyetleriniz çıkar. Ben biraz ara veriyorum deyip dönebilirsiniz. Dolayısıyla kısaca hani Diaspora Türk ne yapar, biz niye bu işlere girdik gibi anlatmaya çalıştım.
İyi ki de yapmışsınız. İyi ki de böyle bir değişimin, dönüşümün parçası olmuşsunuz. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çünkü bir insan, yani rakamla ifade etmek çok canımızı acıtan bir durum. Her hikaye çok önemli. İnsan kendi hikayesini yaşamaya geliyor ve her hikaye çok kıymetli. Sizin de hikayelere vermiş olduğunuz önemi kitapta çok hissediyoruz. Kitabı okurken ağlamamak, duygulanmamak elde değil. Ben kitap okurken düşündüm, herhalde gurbetçisinizdir diye düşünmüştüm. Söylemiş olduğunuz soruda. Peki bu kadar içtenlikle ve objektif şekilde nasıl yazdınız, tarafsız şekilde? Teşekkür ederim bu soru için. Öncelikle kitabın, yani 11. peronun içerisinde çok sayıda gerçek hikaye var. Yani bu topraklarda yaşamış, bu topraklarda doğmuş insanların gerçek hikayeleri, bazen kendilerinden dinleyip birebir anlattıklarımız, bazen gazetelerde zamanında yazılmış bir haberin içerisinden yakalayıp ucunu, acaba işte diyelim ki bir işçimizin hikayesini yakalamışız ama devamında ne oldu gazetede yazmıyor diyelim, 1960'lar, 70'ler. Çok şunu yapmışızdır biz ekip arkadaşlarımızla. Sosyal medya üzerinden acaba o kişiye ya da yaşıyorsa torunlarına, çocuklarına ulaşabilir miyiz diye. Gerçekten çok emek verdiğimiz bir çalışma oldu. Çoğuna da ulaştık gerçekten. Onlar da şaşırdılar. Dedemin böyle bir haberi mi varmış diyenler vardı. Bu benim babam, annem, bu fotoğraf bende bile yok, sizde nasıl olur deyip şaşıranlar vardı. Bizi de mutlu ediyor tabii bu. Dolayısıyla 11. peron biraz böyle araştırarak, soruşturarak gerçekten arka planı sağlam olan bir kitap oldu bizim açımızdan ve daha evvel yazılmayan, işte satırların arasında kalmış, Almanca arşivlerde kalmış ya da başka işte İngilizce gazetelerden de kaynakları taradık biz o dönemde. Bu anekdotları, hikayeleri bir şekilde tarihin akışı içerisinde bir araya getirdik. Tabii anlatım diliyle ilgili sanırım sorunuz, yani nasıl bu gurbetçi olmadan bu hissiyatı yansıttığımı sordunuz yanlış anlamadıysam. Ya teşekkür ederim. Öncelikle bu duygu geçebiliyorsa ne mutlu. Açıkçası gerçekten o hikayeleri sahiplerinden dinlerken ya da diyelim ki torunu anlatıyor, çocuğu anlatıyor olsun. Biraz yani insanın kendini vermesiyle alakalı olabilir. Ben gerçekten o anda bütün dünyaya kendimi kapatıp o karşımdakinden dökülecek kelimelere odaklanıyorum ve çok soru sorarak, işte diyelim ki bir kumanya hikayesi, yani bizim işçilerimiz Almanya'dan, Türkiye'den Almanya'ya giderken onlara bir kumanya verilirdi. Bu birçok arşivde var, yani bilinen bir şey, öyle esprisi olan bir şey değil. Ama kumanyanın içeriği hakkında çok fazla bilgi yok. Yani ben mesela bir teyzemiz kumanyayı anlatırken kumanyanın içeriğini merak ettim. Yani o kumanyada neler var? Tabii hatırlaması zor. Yani yıllar geçmiş, 40 yıl, 50 yıl geçmiş ama teyzelerimizden bir tanesi anlatırken her söylediği şeyi daha evvel duymuştum başkalarından ama küçük bir parça çikolata var demişti mesela. Şimdi bu çikolatanın peşine düşmek aslında biraz da emek. Çünkü hiçbir gazetede, arşivde ya da birinci ağızdan dinlediğim bir hikayede kumanyanın içerisinde çikolata olduğu yazmıyor. Şimdi bu çikolata oraya nasıl girdi? Bu çikolatayı oraya kim koydu? Normalde kumanyanın içerisinde ne var? Standart, ben size söyleyeyim. Tabii ki suyu ayırıyorum. Yani 3 gün boyunca yetecek kadar su. Bazen Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya'da mola verdiklerinde orada inip sularını doldururlardı. Ama kumanyanın içerisinde mevsimine göre konserve. Diyelim ki patlıcan konservesi, fasulye konservesi olabilir. Yine peynir, zeytin, ekmek, işte belki ağızlarını tatlandıracak bir şeyler. Bunun gibi genel olarak hep böyle dönmüş. Bazen işte sucuk girmiş, çıkmış. Ama genel olarak işte ekmek, konserve, peynir, sucuk, yumurta gibi şeyler. Ama hiçbir yerde çikolata yok. İşte biraz bunun peşine, o çikolatanın peşine düşerek belki bu hikayeler ortaya çıktı. Ve bizim vardığımız sonuç şuydu. Şimdi kumanyaların parasını Almanya Federal Cumhuriyeti karşılıyordu. Ve
Bizim o dönemki Çalışma Bakanlığı'na bağlı İşkur'da muadil kuruluş olarak bütün bu operasyonu, organizasyonu gerçekleştiren kuruluşumuz. Onlar da bir dönem diyorlar ki, ya bizim işçilerimiz, insanlarımız gidiyor. Biz de bizden bir katkıda bulunalım. Yani bir şeyler yapalım. Biz de bir şeyler verelim. Tabii hesaplanıyor, kitaplanıyor ama o dönem biliyorsunuz 60'lı yıllardan bahsediyorum. İşte 60 darbesinin getirdiği istikrarsızlık sürüyor. Ekonomik göstergeler iyi değil. Doğuda kuraklık var. Bazen daha aşağıda sıtma devam ediyor. Çok iyi bir durumdan bahsedemiyoruz yani. Durumumuz iyi değil. Tabii günde iki tane trenin kalktığı bir dönemi düşünün zaman içerisinde. Her trende 800 işçi var. Bütün bunlara maddi olarak bir şey yapmak zor. Kumanyaların içerisine kısa süreliğine çikolata koymayı, belki Beyoğlu çikolatası, belki Rumeli çikolatası bilmiyoruz, koymaya karar veriyorlar. Ve fakat bütçe yetmediği için sadece kadın işçilerimizin kumanyalarına çok kısa bir süreliğine o çikolatayı koyarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir jest yapıyor. Şimdi bu hikayeyi özellikle anlattım. İşte biraz onun peşine düşerek, sorarak, soruşturarak belki o hissiyatı alarak buraya yansıtmaya çalıştım. 11. Peron'un duygusu bu şekilde şekillendi diyebilirim açıkçası. Güzel. Hepsi birbirinden değerli ve hepsi gerçekten kayda değer. Hepsi böyle uzun uzadıya konuşulası konular, konuşulası hikayeler ve noktalar. Çok isabetli anılar ve hikayeler de var zaten kitapta. İşte cenaze ile ilgili, bayram sabahı ile ilgili, bavulla ilgili. Bavul da beni çok etkileyen noktalardan birisi. Sizin için en etkili hikaye, en sevdiğiniz hikaye hangisi? Şimdi aslında çok sevdiğim, etkilendiğim çok hikaye var. Yani şunun yeri ayrıdır, bunun yeri ayrıdır. Biraz belki birkaç tane şimdi anlatabilirim ama öncelikle bugün burada yani bizi dinleyen birçok arkadaşımız bavul hazırlamayı, evden çıkmayı, seyahat etmeyi yani aslında küçük gurbetleri bilen arkadaşlarımız. Dolayısıyla çok fazla o duygunun, hissiyatın geçtiğini düşünüyorum. Valla cenaze hikayesi dediniz, onların yeri çok ayrı. Yani düşünün ki kitapta da böyle bir bölüm vardı. Bir cenaze şirketi aracılığıyla cenazeler Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan Türkiye'ye getiriliyor. Fakat biliyorsunuz çalışma düzeni Avrupa'da biraz daha çerçevesi bellidir o dönem. Yani esnekliği çok yoktur. Cenazeniz olsa da eğer cuma akşam vefat ettiyseniz pazartesi sabahı beklemek zorundasınız. Tabii işte işçilerimizden bir tanesi de öyle diyor. Yani ilk geldiğinde cenaze şirketinin hafta sonu çalışmadığını öğrenince inşallah hafta içi ölürüz diye dua ediyor. Yani bu çok enteresan bir duygu. Yani o cenazenin gurbette kalması fikri bile bizim insanlarımıza dert olmuş. Hatta dönemin büyükelçisi Sacit Somel'in anlattığı bir anı var. Şimdi Doğu ve Batı Almanya şeklinde Almanya ikiye ayrıldığında yani Berlin Duvarı Almanya 28 yıl boyunca böldüğü dönemde bizim büyükelçiliğimiz Bonn şehrindeydi. Federal Almanya'da, Batı Almanya'da ve orada rahmetli Sacit Somel büyükelçimizdi. Bir gün kendi anılarında anlatıyor. Aşağıda bir gürültü yani pataküte birileri geliyor. Bizim işçilerimiz tabiri caizse elçiliği basıyor yani. Kitapta da bir bölümünü aktarmaya gayret ettim. Ve şunu soruyorlar elçiye hesap sorar gibi. Bizim burada bir işçi arkadaşımız vefat etmiş ve siz bunu buraya gömmüşsünüz. Yani nasıl olur da hani Türkiye'ye yollamazsınız diye bunun hesabını sormaya geliyorlar. Çünkü cenazelerinin gurbette kalmasını istemiyorlar. Yani bir şekilde ölü ya da diri memlekete dönmek istiyorlar. Ve Büyükelçi de tabii usulünce onun cevabını veriyor. Çünkü ailesi diyor ki orada da defnedilebilir. Hani masraflar çok bir şekilde masraf yapmayalım. Orası da toprak, burası da toprak. Aslında ailesinin kararı vefat eden işçimizin. Fakat bizim işçilerimiz çıkarken diyorlar ki Büyükelçi'ye o zaman Müdür Bey diye hitap etmişler. Kitapta da öyle geçiyor. Diyorlar ki Müdür Bey yani senden ricamız ne olur bir işçimiz Almanya'nın herhangi bir yerinde vefat ederse bize haber ver. Biz ne yapar eder aramızda para toplar. Onun cenazesini memleketine yollarız
ne olur bizi burada bırakma şeklinde. Tabii bu göçün ilk yıllarıydı bunlar. Zamanla dönüştü. Artık biliyorsunuz Almanya'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde Müslüman mezarlığı, Türk mezarlığı diye geçen kısımlar var. Kimi insanımız vasiyetinde orada defnedilmek istiyor. Kimisi memleketine gelmek istiyor. Hani çok da duyduğumuz bir şeydir. Uçağın üstünde gittik ama kargo bölümünde geri döndük diye. O hikayeler gerçekten beni etkilemiştir ama benim en çok dinlemeyi sevdiğim, dinlerken keyif aldığım, yazmasını da çok sevdiğim öyküler içerisinde özlem, hasret, sevgi barındıran bir eşin kocasına ya da bir eşin karısına yazdığı bir mektup, bir bant, bir kartpostal ya da çocuklarla babaların diyalogları beni gerçekten çok etkilemiştir. Belki hani baba olmamın da verdiği duygu onu besliyordur bilemiyorum ama o hikayeler beni çok etkilemiştir. Babasından bir ayakkabı isteyen kız çocuğu var mesela. Mektup geliyor ve annesi diyor ki mektupta bir ayakkabı çizmiş kız. Yani ayakkabı istediğini yazamamış da resmini çizmiş. Annesi de not düşmüş. Diyor ki kesen müsaitse eğer kızın senden bir ayakkabı istiyor. İşte o işçimizin daha memlekete dönmesine 8 ay var ve mektubu okuyup cebine koyduktan sonra koşa koşa ayakkabısını almaya gidiyor. Yani bunu ertesi gün yapabilir, bir hafta sonra yapabilir, gitmesine birkaç gün kala da yapabilir. Ama o mektup ona öyle bir duyguyla geçiyor ki o ayakkabıyı alıp bavulunun içine koymayı ve her akşam açıp bakmayı hayal ediyor. Aslında bavullar, memleketten getirdiğimiz fotoğraflar, belki eşimizin diktiği bir ya da ördüğü bir atkı, bere, eldiven, Evet, bantı var mesela İbrahim. çocukların, eşimizin fotoğrafı. Yani aslında memleketle bizim aramızda o bağı kuracak ve o yolu kısaltacak, yani gurbet yolunu kısaltacak objeler, eşyalar, parçalar gurbette olan insanların hemen her gün açıp bakmayı sevdiği, göz önünde bulundurduğu şeyler. Bilmiyorum, sizler de yaşamışsınızdır. Uzun süre evde kaldıktan sonra okullar açılırken bavul toplamak biraz zor gelir. Belki hani kimisi için daha keyiflidir ama kimisi de zorlanır yani o bavulu toplarken. Ve kitapta da geçiyor. O bavulu yurda geldikten sonra ya da kaldığınız eve geldikten sonra ilk açtığınızda bir duygusu, bir ev kokusu gelir. Yani o havlunun, o çamaşırların, annenizin her zaman yıkadığı bir deterjan ya da sabun kokusu, neyse artık kadınlar daha iyi bilir. Gerçi biz de artık bu pandemi sürecinde çamaşır makinesi nedir, bulaşık makinesi nedir, her şeyi öğrendik. Hiç sıkıntı yok. Bize de sorabilirler. Biraz o duygu üzerinden hikayeler beni çok aslında etkilemişti. Yine kitapta geçen bir hikayeyi de burada anlatayım. Belki okumayanlar vardır. Bizim Bayram'la Muharrem abinin hikayesi. Muharrem amcamız biliyorsunuz her işçi mukaveleyle gitmez. Yani İstanbul'da sınava girip sınavı geçenler resmi olarak gidenlerdir. Mukaveleyle giderler. Her şeyleri yasaldır. Bir de turist işçi ya da kaçak işçi denilen zamanında işçiler vardır. 1980'li yıllarda vizeler başlamadan evvel Avrupa'ya gidiş daha kolaydı. Yani bir yataklı vagondan bilet alıp ben turistim demeniz o sınırı geçmeniz için yeterliydi. Tabii bizim milyonlarca insanımız, sadece Türkiye'den değil Avrupa'nın birçok bölgesinden insanlarımız bu şekilde Avrupa'ya, Avrupa'nın ülkelerine gittiler. Oralarda o şekilde çalıştılar. Şimdi Muharrem abi de Köln'de 12 tane arkadaşıyla pansiyonda yaşayan bir amcamız. Kaçak işçi. Okuma yazması yok. Zaten okuma yazması olsa sınavları da geçebilir. Bir gün bir mektup geliyor. Adresini bir şekilde oradaki arkadaşlarıyla memlekete yollamış. Muharrem abi sana bir mektup var diye veriyorlar. O mektubu birkaç gün cebinde gezdiriyor açıkçası. Çünkü okuma yazması yok ama mektubu kime okutacağına karar veremiyor. Çünkü mektubun içerisinde ne yazdığını bilmiyor. Yani iyi haber mi var, kötü haber mi var? Bunu okuyan kişi kim olacak ki o mahremini paylaşsın? Evet. En sonunda
İçlerindeki en genç olan bayramı gözüne kestiriyor ve onu bir kenara çekerek diyor ki, bana memleketten bir mektup geldi. Sana zahmet şunu bir okur musun? Bir köşeye çekiliyorlar ve bayram mektubu okuyor. Eşinden gelmiş Muharrem abi diyor. Memlekette her şey yolunda. İşte Ekim zamanı başlamış. Çocuklar okula gidiyor. Kar yağdı, yağmur yağdı. Her şeyi anlatmış. Bir sıkıntı yok. Muharrem amca mektubu alıyor, cebine koyuyor. 2 gün sonra Muharrem'i yine çağırıp diyor ki, ya Muharrem, Allah razı olsun, hani mektubu okudun. Ya bir de buna bir cevap yazmak icap eder. Merak ederler. Tabii ki diyor. Ve cevabını da yazıyor. Gel zaman git zaman artık bu iş bizim bayramın sırtında kalıyor. Yani ailenin bir üyesi gibi. Ailede neler oluyor, neler bitiyor, kim iyi, kim kötü. Herkesin bilgisi dahilinde bu iş. Ailenin bir üyesi gibi devam ediyor ve bir gün mektubu, en son gelen mektupta şöyle bir ifade görüyor okurken. Diyor ki karşı tarafta yenge hanım, Allah razı olsun diyor, komşunun kızı diyor, her zaman ne zaman istesem mektup yazıyor, ne zaman istesem de cevap veriyor, Gülizar. Güzel. Öyle olunca bizim bayram anlıyor yani mektubu karşı tarafta yengenin okuyup yazmadığını, aynı kendisi gibi birinden yardım aldığını anlıyor ve o mektubun sonuna küçük bir not yazarak diyor ki, Gülizar Hanım, yazınız çok güzelmiş, çok okunaklı, teşekkür ederim. Şimdi aslında 50 yıl önce hani bugün DM'den yürümek dediğimiz şeyi tırnak içerisinde söylüyorum, Bayram abi keşfetmiş ve cevabi mektubunda o da diyor ki, Bayram Bey, sizin de yazınız güzelmiş, ben de teşekkür ederim. Gel zaman git zaman bu notlar bir satır, iki satır, üç satır derken mektubun yukarısına doğru bir boşluğu doldurmaya başlıyor. Ve artık bayram biraz da vicdan azabıyla Muharrem abiye diyor ki, ya abi, ben sana bir şey itiraf edeceğim. Ben mektubunun bir kısmını bu şekilde yazdıktan sonra biz Gülizar Hanım'la böyle yazışmaya başladık. Sen de bundan haberdar ol deyince Muharrem abi bir kahkaha atıyor ve diyor ki, ya ben de diyorum, ben bir cümle söylüyorum, sen üç yazıyorsun. Ben iki söylüyorum, sen beş yazıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ve işte o yazısına aşık olduğu Gülizar'la 4 ay sonra gidip Bayram abinin de istemesiyle evleniyorlar. Bu şekilde içerisinde işte böyle saflık, naiflik, o duyguyu, sevgiyi, saf sevgiyi belki de barındıran kim bugün yani yazısına bakıp da ya da yüzünü görmeden ettiği kelamlara bakıp yazdığı cümlelere bakıp birilerine muhabbet duyuyordur. Bilemiyorum. Belki de vardır. Varsalar onlara da selam olsun. Dolayısıyla sevgi, hasretlik, özlem üzerinden hikayeleri hep hoşuma gitmiştir. Yine bir dönem mektuplar modayken bir dönemde kasetler moda oluyor biliyorsunuz. Daha çok 70'lerin ikinci yarısından sonra bu kasetlere mikrofonla konuşarak mektuba yazacaklarını kasede çekip yolluyorlardı. Önce işte hal hatır sorulur, herkese bir şeyler söylenir. Sonra belki bir şiir okunur. Belki de bir türkü şarkı söylenirdi. Çok böyle kaset dinledim. Kendimi o açıdan çok şanslı görüyorum. Bazen de paylaşıyoruz, hesaplarımızda denk gelen arkadaşlarımız vardır. İşte onlardan bir tanesi diyor ki, şimdi kaset geldiğinde hem komşular hem de ailenin bütün üyeleri gelir. Evin orta yerine kaset teyp konur. Herkesin içerisinde aslında dinlenir. O yüzden hem konuşan kişi bunu bildiği için dikkat eder, cümlelerine, kelimelerine yanlış anlaşılmasın diye. Hem de dinleyenler can kulağıyla dinler. Acaba bize özel bir şey söyledi mi, söylemedi mi? Acaba burada bir şey dedi ama bu şarkıyı bana mı gönderdi gibilerinden. Bir büyüğümüz şöyle bir yol buluyor kendine. Çünkü eşine bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Yani kasetin herkes tarafından dinlendiğini bildiği için. Kasetin biliyorsunuz bir A yüzü vardır, bir de B yüzü vardır. A yüzü biterken diyor ki, hanım diyor, kasetin arkasını yalnızken dinle. Yani şu an biliyorum topluca dinliyorsunuz. Hem oradaki dinleyicilere de bir mesaj veriyor. Kasetin arka yüzünde söylediklerimi eşime söyleyeceğim. Yani bunu yalnızken dinle. Tabii bu anonstan sonra A yüzü bitiyor. Yengemiz de misafirlerini yolcu ediyor. Çocukların işte sütünü içiriyor. Bunu bize anlatan çocuğu hikayeyi. Onları yatırıyor ama
İşte bu hikayeyi anlatan kişi, o zamanlar çocuk, annem beni yatırdı ama diyor, acaba babam ne dedi diye içim içimi kemiriyor. Yani anneme ne diyecek? Bizden gizli nesi olabilir? Niye anneme özel bir şeyler söylüyor diye uyuyamıyorum diyor. Ve ondan sonra annesi odasına çekildikten sonra o da kendi odasından sessizce çıkarak annesinin odasının kapısına gelerek dinliyor. Ve annesinin ağladığına şahit oluyor. Babasının da ona bir şarkı söylediğini duyuyor. Babam diyor aslında anneme seni seviyorum diyemezdi. Yani ona sevgisini ifade edemezdi. Bir şarkıyla bunu dile getirmişti diyor. O da bilenler bilir belki zaten çok eski ama ara ara duyuyoruz yani. Ferdi Tayfur'un bir şarkısı vardır. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim felek koymuyor. Eşine bu şarkıyı söylemiş ve topluluk içerisinde değil sadece kendisinin dinlemesini istemiş. Bu hikaye beni çok etkilemişti. Çok severek dinlemiştim ve biraz da bugünümüzle kıyaslamıştım. Yani şimdi gerçekten öyle imkanlar var ki hasretin, özlemin, sevginin de kodları değişti. Bilmiyorum o zamanki biz şimdi bir gün, iki gün sevdiklerimizi görmediğimizde çok rahatsız oluyoruz. Yani bir şekilde ya görüntülü görüşmeye çalışıyoruz ya bir şekilde iletişim araçlarını kullanarak işte bu pandemi süreci online toplantıları, online söyleşileri hayatımıza soktu. Belki bundan sonra da devam edecek. Çok hızlı mı değişiyor, dönüşüyor mu? Ayak uydurabiliyor muyuz? Belki şu an içerisinde olduğumuz için çok anlamayabiliriz. Zamanla belki biraz daha nasıl bir süreçten geçip nasıl bir döneme evrildiğimizi anlayacağız. Hani hikayelerden başlayarak böyle pası size atmış olayım. Tamam. Çok naif, inanılmaz nezaket dolu mesajlar. Gerçekten bugünle kıyaslandığında biraz çok belki kelimeye doğru mu olacak bilmiyorum ama bizimki daha aceleci ve daha farklı olmuş oluyor. Kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum ama çok nazik çiçek gibi mesajlar ve çiçek gibi bantlar, mektuplar Çok geldi. teşekkür ederim hepsine. Evet. İnşallah böyle sevgilerin kıymetlenmesi, kıymetli olması, insanların sevgiyi kıymetlendirmesi, sevginin de insanları kıymetlendirmesini dileyelim. Çok fazla sorumuz var. Vaktimizden de böyle bitecek diye de korkuyorum. Aşağıdan da sorular geliyor ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi sosyal medya hakkında da çok fazla şey söyleniyor. İşte yararları, zararları konuşulup duruyor ama sizin başlatmış olduğunuz hareket, hem bu kitabın altyapısını oluşturan, hem bu çalışmanın zeminini oluşturan hareket, Diaspora Türk hesabı, bu çalışma. Siz de buna sosyal medya ailemiz diyorsunuz zaten. Böyle bir projeyi bu kadar tutacağını düşünmüş müydünüz? Bununla ilgili gençlere ne önerirsiniz? Bizlere ne önerirsiniz? Çünkü Evet, sosyal medyada çok iyi bir iş teşekkür çıkardınız, ederim. çok iyi bir iz bıraktınız. Çok sağ ol. Ya açıkçası yani 5-6 yıl oldu. İnanın bu işe başlarken öyle büyük büyük planlar, projeler yaparak değil. Ama çerçeveyi çizerek. Yani biz göç ve göçmenlik deneyimleri üzerine çalışacağız. Nokta. Hedef amaç çok net ve belli olduktan sonra aslında bir şekilde zamanın getirisiyle ya da deneme yanılma yöntemiyle kurduğunuz ilişkiler üzerinden tam olarak zemine oturtabiliyorsunuz. Yani her şeyi çok %100 planlayıp başarısız olmak da var hayatta. Ben hani kervan yolda dizilir deyimi üzerinden çok hayatımı kurgulayan biri değilim ama o kadar da ince eleyip sık dokumayı tercih etmem. Yani eğer gerçekten mantık olarak ve gönül olarak bana geçtiyse bir şeyin içerisinde bulunmayı çok isterim. Birinden birisinde eğer soru işareti varsa biraz frenle devam etmeyi tercih ederim. Bu diaspora ile ilgili yani göç ve göçmenlikle ilgili çalışmalara biz 3-4 arkadaşımız başlamıştık. Daha da genişledi şimdi. Almanya'dan, Hollanda'dan arkadaşlarımız var. İstanbul'da editör arkadaşlarımız var. Dünyanın birçok yerine sürekli gidip gelen oraları tanıyıp bize hikayeler getiren arkadaşlarımız var ve hepsi gönüllü. Sosyal medya tabii yeri geliyor eleştiriliyor.
işte çocuklarımız ya da kardeşimiz, genç kardeşlerimiz varsa üniversiteye hazırlanan ya da ortaokula, liseye giden sürekli gözümüz üzerlerinde, değil mi? Yani çünkü ucu bucağı olmayan bir şey. Yeri geldiğinde biz sevdiklerimizi, bazen de kendimizi sosyal medyadan korumaya çalışıyoruz. Böyle de bir yönü var. Ama ben sosyal medyanın o kadar da korkutucu bir şey olmadığını kendi adıma düşünüyorum. Çünkü insan biraz kontrol edebilirse ne yapmak istediğini ya da kendini kaptırmamayı, çerçeve çizmeyi, özel hayatıyla, günlük hayatıyla oradaki hayatı ayırabilirse ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz başladığımızda elimizde çok az sayıda fotoğraf ve hikaye vardı ve bunlar da aslında bizim arayıp tarayıp bulduğumuz değil, internette Almanca, İngilizce, Türkçe kaynaklarda, bazen de göçmenlik üzerine yazılan kitaplarda geçen bir avuç bir şeydi. Yani topluma mal olmuş şeylerdi. Sadece biz onları alıp toplumun gözünün önüne koymayı becerebildik belki. Ve beklediğimizden çok daha hızlı bir refleksle bize geri döndü. İşte bu biraz da bizim göç toplumu olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Benim babamın da hikayesi var, benim dedemin de hikayesi var, annemin hikayesi var, benim kendi hikayem var deyip bize geri dönen o kadar fazla insan oldu ki bir ara biz yani nasıl yayınlayacağız acaba, bunların hakkını verebileceğiz mi? Çünkü bizim yaptığımız işte yani sosyal medyada da olsa dışarıda da olsa insan samimi ise, karşındaki insanın duygularına saygı duyuyorsa, çünkü size anlatılan bir hikaye, size gösterilen bir fotoğraf, o fotoğrafta 50 yıl öncesinden madende çalışan bir işçinin fotoğrafı var, değil mi? Normalde benim o fotoğrafla hiçbir bağım yok. Yani oradaki işçi kim, neden orada bir madenin önünde, niye Türkiye'yi terk edip gitmiş, orada ne yapıyor, derdi ne, umurumda olmayabilir yani izleyenlerin ya da bakanların, onu görenlerin. Ama o kişinin de bir ailesi olduğunu, bir zamanlar yaşadığını, bizim yürüyüp geçtiğimiz şu kaldırımlardan onun da geçtiğini, belki bizim alışveriş yaptığımız bir marketten, o zamanlar bakkal olan o yerden onun da yaptığını, bizim otobüse bindiğimiz istasyondan onun da bindiğini, bizim bindiğimiz tren yollarından onun da geçtiğini, bu topraklarda nefes aldığını, yani bizden biri olarak düşündüğümüzde onun da bir ailesinin, annesinin, babasının bir hayatının olduğunu düşündüğümüzde işte o zaman o fotoğrafa gönülden bir köprü atmış oluyorsunuz. Ve o duyguyu, o hikayeyi incitmemek adına en iyi şekilde nasıl yansıtırızın peşine düşüyorsunuz. Bir göç fotoğrafını ya da herhangi bir fotoğrafı alıp sosyal medyaya koymak dünyanın en kolay işi. Şu anda bile istesek, hadi arkadaşlar birer fotoğraf yayınlayalım desek, bir dakika içerisinde herhalde peş peşe yayınlayabiliriz. Yani bu kadar kolay. Ama insanların aileleri üzerinden, yani bir dedesinin, babasının, annesinin, abisinin, ablasının bir zamanlar gurbete giderek bu topraklardan çıkarak yaşadığı o hikayelerin üzerinden bir şeyler yapıyorsanız biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? O fotoğrafın duygusuna, o fotoğrafın hatırasına, oradaki insanların hatırasına. Biz buna çok dikkat ettik. Hala da öyleyiz. Gerçekten orada yayınlamadan önce de genelde hani ailelerimize de, bizlere hikayeleri yollayan kişilere de hep sorarız. Şöyle yazsak uygun mu? Ya da biz metni düzenleyeceğiz, bilginiz olsun şeklinde. O yüzden ben sosyal medya hesabı ifadesini hiç kullanmadım. Sosyal medya topluluğu ifadesini de çok tercih etmiyorum. Sosyal medya ailesi. Çünkü annesinin, babasının, dedesinin, ailesinin fotoğrafını bize yollayacak kadar bizi samimi buluyorsa, bize güveniyorsa, bizi bu yarım asrı geride bırakmış hikayenin bir parçası olarak görüyorsa biz bir aile olmuşuzdur. Birbirini tanımayan ama dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde yaşayan, ara ara birbirlerine selam veren, bu küçük kutular üzerinden birbirine kalp yollayan aile üyeleri olarak tanımlıyorum. Belki de hani bu noktaya gelmesinin sebebi odur. Bir sosyal medya hesabı olarak başlayıp kitap yayınlamak, dünyanın
bazı ülkelerindeki birkaç tanesi gerçekten hani hayal bile edemeyeceğimiz yerlerdi. Önemli müzelerde sergi açmak, böyle önemli topluluklar tarafından davet edilip sizlerle birlikte olmak hiç işin başında düşünmediğimiz, planlamadığımız şeylerdi. Buraya gelmesinden de çok mutluyuz. Belki daha çok da yol alacağız. Kısacası özeti böyle. İnşallah yolumuz hep açık ve güzel bir yol olur. Çünkü Tolstoy der ya, bir insan acı çekebiliyorsa canlıdır. Ama başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. Biz de aslında başkasının acısını duyduğumuzda, başkasının umudunu hissettiğimizde, başkasının sevincini paylaştığımızda insan, daha çok insan oluyoruz, daha çok güzel bir insan oluyoruz. Hem kitapta bunu hissediyoruz, hem paylaşımlarınızda bunu hissediyoruz. Bunun için de hem size hem sosyal medya ailenize de tekrar teşekkür edip selam göndermiş olalım. Bir sorumuz daha var. Şimdi aslında pandemi sürecinden önce dünyanın ve Türkiye'nin en önemli gündemi Suriyelilerdi. Biz de Suriyelilerle birlikte yaşıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden de var, yorumlar attılar az önce. Suriyeli kardeşlerimizle ilgili neler dersiniz? Ne çalışmamızı önerirsiniz? Sizin gözlemleriniz, bu konuda gözlemleriniz neler? Onları da merak ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Aslında yani baktığınızda bir savaş sonrasında topraklarımıza misafir olarak gelen insanlardan bahsediyoruz. Keyfi durumlardan dolayı değil, yaşamak için, hayatta kalmak için topraklarını, evlerini, şehirlerini kaybettikleri için bize sığınan insanlardan bahsediyoruz. Belki hani yeryüzünde bu insanlarla empati kuracak toplumları sayacaksak herhalde biz de ilk akla gelenlerden biri olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü göçü, göçmenliği, göçmen karşıtlığını bilen, yaşayan, bunun acısını da çekmiş bir toplumuz. Şimdi Avrupa'ya giden insanlarımız bandolarla gitti, çiçeklerle karşılandı orada. Çünkü Avrupa'nın büyük bir, özellikle Almanya'nın 1960'lı yıllarda, düşünün ki savaştan çıkmış 500 bin iş gücü açığı olan bir Almanya'dan bahsediyoruz. O madenlerin yeniden çalışması, bacaların yeniden tütmesi, fabrikaların yeniden bantlarının, çarklarının dönmesi, kısacası kapitalizmin yeniden ayağa kalkması için iş gücüne ihtiyaçları vardı. Tabii sadece bizden gitmedi. Yani Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan, İspanya'dan, İtalya'dan da birçok göçmen işçi gitti Almanya'ya. Bizim insanlarımızın yani Ankara'dan, Bolu'dan, Tokat'tan, Samsun'dan giden işçilerimiz aynı yurtlarda altlı üstlü ranzalarda İtalyanlarla, İspanyollarla, Portekizlerle kaldılar. Dolayısıyla göçmenlik o anlamda Almanya topraklarında evveliyatından beri var ama belki onların içerisinde bizim yerimiz neydiği düşünürsek aslında baktığınızda İspanya'dan Almanya'ya gidiş, Portekiz'den İtalya'dan Almanya'ya gidiş bir işçi için çok zor olmayabilir. Yani çok yabancısı olduğu bir şehir hayatı, yabancısı olduğu bir kültürel, dini ve toplumsal hayat değil. Ama Daha benziyor yani aslında. evet, o anlamda yani hafta sonu trenlere binip evlerine giden, geri dönen insanlar, işçiler olduğunu biliyoruz. Fakat gerçekten gurbeti yaşayan, yabancısı olduğu bir toplum, şehir, kültür ve hayata gidenler Türkiye'den giden işçilerdi. Dillerini, kültürlerini bilmedikleri bir hayata kendi istekleriyle gittiler. Doğru. Fakat hani az önce söylediğimiz bütün insanlar belki göçü, göçmenliği yaşadılar, biliyorlar ama gurbetin yasaları yazılacaksa, yani bir gurbetle ilgili bir yasa yazılacaksa bana sorarsanız en çok Türklerin hakkıdır. En uzağa, en bilinmeyene gidenler o dönem iş gücü anlaşmalarıyla. Tabii zorla gitmediler, kendi istekleriyle gittiler ama eğer böyle bir şey olacaksa bunu Türkler dile getirir diye düşünüyorum ve 1970'li yıllardan sonra Almanya'da ve Avrupa'da yaşanan krizlerden sonra baktığınızda ekonomik krizden sonra her şeyin faturası göçmenlere kesilmeye başlamıştı.
4 milyon sadece Almanya'da yabancı işçi ve aile vardı. Ve Almanya'da o dönem şöyle bir fotoğraf hatırlıyorum ben, 11. peronda da var. Bir Vosvos minibüs, herhalde buradaki katılımcıların hepsi biliyordur. Bir Vosvos minibüsün önüne iki tane at koyarak petrol krizini protesto eden Almanlardan bahsediyoruz. Yani böyle bir dönemden, hafta sonu sokağa çıkmanın yasaklandığı, benzinin olmadığı, gazetelerin, dergilerin nasıl tasarruf yaparız diye ek yazılar yayınladığı, okullarda tasarruf dersi adı altında bir ek dersin konulduğu bir Almanya'dan bahsediyoruz. Büyük krizlerin olduğu dönem. Fatura tabii göçmenlere kesiliyor. 1970'li yıllarda başlayan o göçmen karşıtlığı gerçekten bize çok büyük mal oldu diyebilirim. Yani daha dün 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece 1993'te Solingen faciası vardı. İllaki katılımcıların birçoğu hatırlıyordur. Sadece içerisinde Türkler yaşıyor diye kundaklanan bir evden bahsediyorum. Bir dönem öyle olmuştu ki göçmenler balkonlarına kovalarla su bırakıyorlardı. Balkonlarından aşağı kalın urgan iplerden merdivenler sarkıtıyorlardı. Olur da yangın çıkarsa kaçarız diye. Hatta Diaspora Türk'ün sosyal medya hesabından bir takipçimiz yazmıştı bize ama yayınlanmasını istemediği için onu yayınlamamıştık. Kendisi çocuk yaşta buna şahit olduğu için irkilmişti. Yani ismini şimdi vermeyeyim, hani şeyini anlatayım. Çarşafları bağlayarak bir merdiven yapmış babası ve onu çekmeceye saklamış ve bir gün çekmeceyi açıp onunla karşılaştığında irkildiğini anlatıyor. Böyle bir dönemden bahsediyorum. Kapı zillerinden Türkçe isimlerin ya da diğer göçmen, işte Fas, Arap, biliyorsunuz 70'lerde onlar da geldi. İsimlerini sildikleri bir dönemden bahsediyorum. Ve bunlar büyük bir kısmı medya yoluyla bir şekilde Türkiye'ye yansımış tarihimizdeki acı vakalar. 92'de Mölde yine büyük bir facia oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Enasu ayrımcılık, ırkçılıkla biliyorsunuz kamuoyuna dönerci cinayeti olarak geçmişti. Bir sürü insanımızı bu şekilde kaybettik. 11. Peron'u yazarken gazete arşivlerinde o kadar çok haberle karşılaştık ki, o kadar çok. Yani ayrımcılık ve ırkçılık bir dönem, 70'lerin ikinci yarısından 90'ların ortasına kadar neredeyse her gün, kitapta da yazıyor, onlarca Nazi grubu var. Bir dönem sayıları 80'e geliyor ve Alman devleti bunlarla nasıl baş edeceğini bilemiyor. Sadece Türklere yönelik değil, yabancı olan her şeye yönelik bir hareketin başladığı dönem. Dolayısıyla biz bu göçmen karşıtlığı üzerinden canı yanmış bir milletiz. Hala Avrupa'da, Türkiye'de ırkçılık ve ayrımcılık dolayısıyla hayatını kaybetmiş insanlarımızın anılarına bir şeyler yapılıyor. Bir sokağın adı onlara veriliyor. Geçenlerde bir metro durağı yine bir kardeşimizin adı verildi. Türkiye'de yine bunun gibi şeyler yapılıyor. Yani bütün bunlar hani göz önündeyken aslında biraz da herhalde empati yapmayı hak ediyor bu işler, değil mi? Empati yapmayı hak ediyor. Zaman zaman bizim yayınlarımızın altında Suriyeliler ve işte Almanya'ya, Avrupa'ya giden insanlarımızla ilgili çok karşılaştırma yapılıyor. İşte en basitinden şuna varılıyor. İşte onlar sözleşmeyle gitti, bunlar vatanlarını terk edip gitti gibi kıyaslamalar yapılıyor. Ben bu anlamda hani üniversitede sosyoloji bölümü ya da siyaset bilimi alanında okuyan arkadaşlarımız zaman zaman sorduğunda John Berger'in kitaplarını tavsiye ediyorum gerçekten. Yedinci Adam'ı okumanızı tavsiye ederim. Göçmenlik nedir? Göçmenlik üzerinden Avrupa'da hayat nasıl şekillenmiş? Portekiz'deki bir göçmen işçinin toplumdaki karşılığı ne olmuş? Türkiye'den giden işçilerin karşılığı ne olmuş? Gerçekten benim kılavuz kitaplarımdan biriydi. Yine Firuza'nın Yeni Konuklar isimli kitabını tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi de Alman gazeteci Günter Wallraff'ın 1983 yılında 2 yıllığına bir Türk kılığına girerek
bir siyah peruk, siyah lens takarak Ali Levent Sinirlioğlu ismiyle fabrikalarda, madenlerde ve atölyelerde gizlice bir Türk olarak çalışıp göçmenlere yapılan uygulamaları, muameleleri bizzat kendisinin gözlemlediği ve bunları kitaba dönüştürdüğü o çalışmasını mutlaka tavsiye ediyorum. Kitabın adı En Alttakiler. Türkçe'ye de çevrildi ve basıldığı yıl 1985 yılında milyonlarca sattı bu kitap. Yani o döneme gerçekten damga vurdu. Bilenler illaki vardır. Biraz bu kitapları okuduktan sonra bakış açısı değişiyor. Yani göçmen karşıtlığı nedir? Göçmenlik nedir? Onları misafir etmek nedir? Etmemek nedir? Üzerinden bir şekillenme oluyor doğrusu. Bu kitapları hani tavsiye ederim. Konuyla ilgili de bunları söylemiş olayım açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Süremiz de azaldığı için hemen diğer sorumuza geçiyorum. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Biraz da bizi eşitledi aslında. Az önceki söylediklerinizle bağlantı kurarak hepimiz bir anda göçmen gibi olduk. Bir anda mülteci durumuna düştük. Siz nasıl, neler yaşadınız bu süreci? Bu süreçte neler düşündünüz? Bu süreçten sonra ne değişsin istersiniz? Hangi kavramlar sizce değişir? Evet. Kısaca bunlardan. Aslında yani gönül isterdi ki hani bu şekilde bazı gerçekleri idrak etmeyelim. Yani daha normal yaşantımız içerisinde bazı gerçekleri idrak edelim ama bu pandemi süreci de kendi adıma konuşayım. Bazı şeyleri gözden geçirmemize neden oldu gibi aslında. Yani biz ne yapıyoruz? Nedir arkadaşım? Yani ne oluyor? Bu hırs, bu koşturma, bu hayat telaşı nedir dememize belki neden olmuştur. Ben kendi iç dünyamda evin dışarısını gurbet sayan birisiyim. Yani evin dışı bir şekilde hani konuşmamın başında da söyledim. Bu sistem bizlere, hepimize bir kimlik biçiyor maalesef. Yani kimine sen öğrencisin, şu saatlerde şurada olacaksın, şunlara çalışacaksın. Şu sınava gireceksin, şu diplomayı alıp şu sınava gireceksin diyor. Kimine diyor ki sen memursun, sabah 9'da burada olacaksın, 6'ya kadar çıkmayacaksın. Bir şey yapmasan da burada olman gerekiyor. Yılın 15 günü tatilini yapacaksın, güneye ya da batıya bir yere gidebilirsin. Sonra tekrar dönüp hayatına devam edeceksin. Kimisine diyor sen özel sektörde çalışıyorsun, çalışmayla ilgili haklarını bir memur gibi düşünme, daha sert koşullar, buna katlanacaksın. İşte sabah 8'de geleceksin, bazen akşam daha geç çıkacaksın, hafta sonu da bize ait. Yani sistem hepimize bir kimlik biçiyor. Evin dışına çıktığımızda kimimiz öğrenci, kimimiz işçi, kimimiz memur, kimimiz işveren, hepimizin bir kimliği olmuş oluyor. Ama asıl yalın öz ne olduğumuzu akşam eve girdiğimizde anlıyoruz. Yani o evin bir parçası olduğumuzu, bir ailenin parçası olduğumuzu, nereye ait olduğumuzu, nereden geldiğimizi işte o evden anlıyoruz. Pandemi sürecine kadar bana sorarsanız biz bu ayrımı biraz göz ardı etmiştik. Yani toplum olarak, insanlar olarak öyle bir düzen ve sistem o kadar hızlı işliyor ve dönüşüyordu ki durup düşünecek vaktimiz yoktu. Yani neler oluyor, ne bitiyor. Sadece önümüze gelenlere bir an önce alışmaya, ayak uydurmaya çalışıyorduk. Ama pandemi süreci tabiri caizse öyle bir tokatladı ki, yani öyle bir fren koydu ki, işte az önce söylediğim gibi hani evin dışı gurbetse eğer, belki böyle hissedenler, düşünenler vardır ya da fazla romantik de gelebilir, saygı duyarım. Ben kendi hissiyatım açısından söylüyorum. Eve ait olanı, aileyi seven ve buna düşkün olan biri olarak söylüyorum. Yeniden bu iç dünyamızı sorgulamamıza neden oldu aslında. Nereye ait olduğumuzu sorgulamamıza neden oldu. Tabii ki çok acılar çekildi. Yani biz bunları düşünürken, bunları idrak ederken, kendi kişisel iç sorgulamamıza döndüğümüzde dışarıda onlarca, binlerce insan hayatını kaybetti. Onların çocukları, aileleri büyük acılar yaşadılar. Hasta olmasa bile o stresi yaşayan milyonlarca insan oldu. Acaba ben ölürsem çocuklarıma ne olur?
eşime ne olur, anneme babama ne olur diye düşünen çok sayıda insan oldu. O anlamda hani vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtulanlara da şifa dileriz. Geçmiş olsun diyorum ama bu sürecin böyle bir iç sorgulayışı oldu. Yani bizim eve, öze, içe dönüşümüzü bir araya getirdi. Belki de hayatımız boyunca hiçbir zaman ailemizle bu kadar yan yana olamayacağız. Çocuklarımızla hayatımız boyunca bir daha bu kadar vakit geçiremeyeceğiz. Ben biraz işin bu boyutuyla baktım. Bu süreci böyle geçirmeye, yani çocuklarla, ailemle daha yakın nasıl olabilirim? O şekilde geçirmeye çalıştım ve hani çocuklar dışarı çıkmayı severler bilirsiniz. Bizler de severiz ama o kadar hani yan yanayken de keyif alabildiğimizi anladım doğrusu. Oyunlar icat ettik çocuklarla. Oyunlar oynamaya çalıştık. Bizim de çocukluğumuzda yaptığımız ama uzun zamandır hatırlamadığımız şeyleri işte onlarla paylaştık, anlattık. Bu şekilde oldu. Bununla ilgili hani vakit de azaldığı için böyle özetlemiş olayım. Daha fazla şey de söylenebilir ama kendi adıma böyle geçti ve böyle baktım. İnşallah bu süreç şifaya dönüşür. Hem İnşallah. içimizdeki duygular, hem ilişkilerimiz, ailemiz açısından, toplumumuz açısından, İnşallah. insanlık ve dünya açısından inşallah hikmete ve şifaya dönüşür. Son 3 dakikamız kaldı. Daha güzel sorularım, hala Kaldı güzel mı? sorularım da var. Efendim? Kaç dakikamız var? 3 dakikamız, 3 dakikamız kaldı. Ben öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Halil Cibran iki şey insanın bakış açısını değiştirir diyor. Birisi hastalık, birisi gurbet. Bugün hem gurbeti hem hastalık günlerinde gurbeti konuşmuş olduk. İnşallah bakış açımız hep insani olur. Sizin bize kitapta öğrettiğiniz gibi olur. Son bir soru sormak istiyorum ben. Tamam. Neşet Ertaş'tan bir soru sormak istiyorum. Dünya bizim vatanımız mı, yurdumuz mu? Evet. Bu Şeyi güzel bir soru. sorayım. Dakika dolduğunda kapanıyor mu otomatik yoksa Evet, maalesef. Direkt kendisi kapatıyor. tamam. Siz beni uyarın. Hani en azından bir selam yollayarak kapatalım. Bir anda ekran gitmesin. Yani Neşet Ertaş'ın dünya bizim dünya senin vatanın mı yurdun mu dedi. Çok sevdiğim bir türkünün sözleri. Aslında gurbeti, ait olmayı, gerçekten nereye ait olduğumuzu da bir şekilde anlatıyor. Yani hepimiz bu dünyada misafiriz öyle mi? Yani milyonlarca insan, milyarlarca insan geldi geçti. Biz de bu yolun şimdiki yolcularıyız. Neşet Ertaş gerçekten o çok güzel ifade etmiş. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Hani biraz daha böyle olaya makro baktığınızda aslında burası bizim gerçek yurdumuz mu? Yani ulus devletler bize bazı sınırlar çizmiş ama daha pasaport dediğimiz şey çok yeni. 100 yıl önce bu sınırların birçoğu yoktu. Milletlerin büyük kısmı yoktu. Pasaportların, o bayrakların, o damgaların, mühürlerin hiçbiri yoktu. Şimdi bir yerlere aitiz. İşte bize bir kimlik biçiliyor. Ama baktığınızda hani semavi dinler, İbrahimi dinler üzerinden baktığınızda insanoğlu aslında cennetten yeryüzüne gönderilmiştir, değil mi? Yani aslında insanın ana yurdu burasıdır diyor ve şimdi inin bakalım oradan Bakara suresinde geçiyor bilirsiniz. Yeryüzüne diye. Biraz da belki Neşet Ertaş oraya da atıfta bulunarak hani dünya senin vatanın mı yurdun mu diyor. Evet, hepimiz yolcusuyuz bu dünyanın. İnşallah en iyi şekilde gelip geçeriz diye noktalayayım. Tekrar ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Biz Katılımcı teşekkür ederiz. arkadaşlarımızın hepsine de selamlarımı iletiyorum. Sorular geldi gördüm ama cevaplamak nasip olmadı. Belki kayıtlarda kalıyorsa bir şekilde onlara dönebiliriz. Yani yazabiliriz. Kitapla ilgili bir şey görmüştüm. İnşallah devamı gelecek diyeyim ve noktalayayım ben. İnşallah. Biz de